Şu an bu Almanlar burada takılı kaldı. Yani tutmayı Girebilirsen başardım ama. iyi. Hani uçak atayım diyeceğim ama gelemez ki Yok senin. yok hiç. Hiç denemeyin. Ben şu an tutabildiğim kadar tutarım. Bize bu adaları Yani. satsana. Atlantik'teki adalarını Hangi? satsana. Kaç sivil Satayım, istiyorsun? buyurun. Kaç sivil istiyorsun? Seni söyle. Ne Tamam. güzel adalardı ya. Ben tatile gidiyordum buraya. Çok da keyfim, isteğim yoktu ama. Şeye, İtalya'ya, Afrika'dan Alın cephe bakalım. açıp oradan Sicilya'ya kadar bir operasyon yapabilirim ama bir Sovyetlerle görüşüp derdi neymiş bir öğrenelim şu Almanların. O tank Geldi şasisi toplantı. geldi galiba, tamam. Şu an ucuzlatma şirketi alamadık değil mi biz daha? Merhabalar, buyurun. Bu Almanlar biraz fazla olmadı mı sence de? Bizim Tam de taktikte geri böyle, diyorsun. bize bir çağrı gelse de böyle hazırlansak, Asya'da boş Ben ordu oraya... Ya bilmiyorum, Almanlar bence haddini tutmayalım aştı artık Avrupa'da. diyorduk. Yani Asya'ya yaptığımız yatırımı, yani Ha, ortada girmeyeceğinizi kalmış söyleseniz biz şu görünürsün. an bu kadar uğraşmazdık o kadar. Biz Casablanca Bahamalara. cephesinden Almanlara bindireceğiz. Zaten hem sizin hem bizim hava filomuz Almanya'yı Azores senin değil öldürür. mi? Almanlar İspanya'nın daha değil yeni mi? havaya inanmaya başladı Ne çünkü. diyorsun ya? Alman hep tank veriyordu. Petrolde yok gördüğünüz üzere. Bizimle ve sizinle olan herhangi bir Aa, bana savaşı çıkmışlar sindiriyordu. ben buraya bakarken. Çok yazık oldu. Yapacak bir şey yok. Yani artık birleşip Almanları vurmamız gerekiyor. Hemfikiriz mi bu konuda? Ama bizlere bir ticaret yapar mısınız ya? Size döndüğümüz fabrikanın, yani dünyaya döndüğümüz fabrikanın haddi hesabı yok. Senin sivilin çok, benim sivilim az kaldı ama. İşte biz sizi besliyoruz o yüzden. Aynı military'deyiz. Bence bir sakıncası yok. Abi zaten açım olursa dönüyorum senden. Yok ki, yani bizim kaynağımız Yok, yok. sen closet'tasın. Nasıl döneyim ben sana? Açamıyoruz ki. Yani kimse bize dönecek bir ülke yok. Sabahtan beri siz düşman gibi takılıyorsunuz bizimle. Biz de korkudan yani yapacak bir şey bulamadık. Kaldık böyle. Yani fabrika nasıl döneceğim bilmiyorum. Eğer girmiyor okeyseniz, kışkırtmıyor okeyseniz Siz sizi kendinize bekliyoruz. kışkırtabilirsiniz, aslında daha iyi olur. Ya onların amacı size girmek zaten. Bana nasıl Diyorlardı girebilmek? ki İngiltere düştüğü anda savaş ilan edeceğiz dedi Amerika'ya ama büyük ihtimal yalan. Yapabiliyorsa yapsın bakayım. Ben burada bayağı amfibilerini pakıtladım. Eğer böyle bir planınız varsa biz Asya'dan ordularımızı çekelim, Avrupa'ya odaklanalım. Norveç için atalım yakınlara da. Bizim çıkarımız ne burada? Japonlar da okeyse bence hiç Sovyet cephesiyle uğraşmaya bence gerek yok. Zaten Ya anlaşamayacağımızı Sovyetler bize düşünüyorum. o kadar acı çektirdiği için savaşında yani Yani bunları size birkaç toprak verirler. En azından bir North şey neydi o, Vladivostok. Tavsın bence. unutup. Avrupa'dan alırsın toprak. Ne diyorsun? Vladivostok. Olabilir efendim. Siz okey misiniz? Bilemedik dedi Vostok. Vladivostok çok dolu. Çok dolu. Yani Yani biz Almanlar dediğimiz size gibi. girince biz de gireriz o zaman. Ya siz bize kaybettirdiğiniz yanda hiçbir şey bile bu ya. Ya O sembolik bir sizin rakam şöyle bir şey var. söyledi. Şöyle bir şey var. Efendim siz çok yani biz diplomasi için geldik açıkçası. Fakat şunu da belirtelim. Masada hani Alman'ın size dönme durumu da var bize saldırdığınızda. Bize dönerse okey Okey derim. her şey Benim her valla şey Hans Sandberg'in kitlerim var. Benim için sorun ya değil. o Gelebilir. işte o da İngiliz ve her şey donanmasını koyup İngiliz'in Hans Sandberg'in donanması Destroyer'ınızı yok. vurabilir yani. İngiliz'in donanması yok. İngiliz'in donanması yok. Gelebiliyorsa gelsin. Sorunun Fikir sorulması. ayrılığına bence gerek yok. Ufak bir hani yatıştırmak için toprak istiyorum Japonlara. O kadar. Efendim biz Sembolik. onlara zaten fabrika dönüyoruz. 70 fabrika yani bir onlara bir de Farkında da. size gidiyor. Yani bunun karşılığında bence hiçbir şeyin verilmemesi lazım. Mesela burada fabrik şey sivil değil ki ama. Şimdi burada tüm Elastin'e karşı biz ilk zamanlarda büyük yatırımlarda bulundu. Bizi çok zor duruma soktular. Efendim kusura bakmayın da kendi yapmadığı şey için bizi neden suçluyorsunuz? Bakın Sayın Amerika hükümeti Çin geldi bizlerle görüştü. Japon hükümeti bir tane mektup dahi atmadığı için şu anda suçluyu bizi buluyorlar. Şimdi biz yani dost edinip onu koruduk diye suçlu mu oluyoruz burada? Kayben tarafı şey yaptığınız için evet. Alman tankları geldi ve ben düşmenin kapısındayım. Yani Keslerle bizi çabuk karar verin. itiyorlar. Artık bir İngiliz olmayacak işin sonunda çünkü. Üzerimde 5500-6000 kes var. Ya birlikte Harbi Alman'ı bir ortadan tane. ikiye kıracağız ya da birbirimizi böyle lafla ortadan ikiye kıracağız. Ya bir Dönem Vladivostok Almanlar bu kadar değerli olamaz bence. Yani çok küçük bir Ya teklifte bulundum 10-11 zaten. sivilinizi de ben atarım slotunuz kadar. Kaybınızı bir nebze karşılamış olur. Tamam okey. Yani. Tamam verin. Sen Şu öyle diyorsan bir operasyona şey başlayalım diyemem. artık, gönderdim. Regression'ı kabul ederse Japonya. Bizim ordular line'a Ben de çeksin direkt. attım. Line'a taklit ettiririz. İngiltere an Tamam. itibariyle düşmektedir. İberya'yı ittifaktan atamıyorum. İngiltere O düşünce orduyu direkt line'a operasyona girişmemiz lazım. Ben gideyim de bir köşeye denize atlayayım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Biz line'a tak mı verelim? Yani sizi mi bekleyelim? Vallahi biz Casablanca'dan hamle yapacağız. Siz de o cepheden O hamle zaman biz yapın. biraz bekleyelim. Bekle. Zaten Bize o ordu Kanada'ya çeksinler. gelmeye çalışacak muhtemelen. Bir şey Kanada'ya yaparsın olur. gelmeden hemen halledelim. Bir de amfibik operasyona karşı limanlara da garnizon yaptın mı? Yaptın. O dağıtsan o garnizonu. Ha, o sana gelecek ya. Onu o zaman bana yolla, yeni çıkanlarla hemen garnizon yap, başlıyoruz. Demans Kanka. attım ben bunu, görmedi. Buyurun. Başlangıç topraklarınıza geri dönmenizi Merhabalar. demant ediyoruz Merhabalar. sizlerin. Buyurun. Hepinizin. Başlangıç topraklarınıza geri dönmenizi demant ediyoruz hepinizin. Anlayamadım. Başlangıç topraklarına dönmenizi demant ediyoruz hepinizin. Anlayamadım. Şöyle yardımcı olayım ben Abi bir saniye ver.
Kollayayım bizlere. Bana gönderdim mi orduyu? Fabrika kullanamıyoruz. Bizi de kollarsanız. Kolla ama girmeyelim. Biraz bekleyelim. Burada geliyorlar ya. Size gelseler bile zaten engelleriz ya. Uçak koyarız biz size en kötü. Ya bizim uçağımız hepsine yeter. Bizim ben biraz ekonomiyi kapatsam nasıl olacak? Nasıl yaparız o işi? Ben kapatmalı seni çözeceğiz. Bize vereceğiz. Bir slot kapat ya da dur ya, kaynak çıkarmaya. Biz dönüyoruz. Sizi bayağı güçlendiriyoruz yani. Ama işte alüminyum çıkaramıyorum ülkede. Yani çıkardım. Basın. 1500 alüminyumum var zaten. Basın. Ama bize 500 yetmiyor efendim, yani yapmayın. O zaman %10 düşüreceğim. Tamam, Casablanca'yı sekürledim. Casablanca'yı asker çeker misin bana? Bir dakika dur, çıkartmayın. Tamam, anakara sende, etrafındaki şeyler de sende. Efendim, Pers İmparatorluğunu kurduk ya. Abi Faction'da... Efendim, kitlemişsiniz. Mecburduk. Limit yetmiyor. Ha. Aslında 42 oldu, bilmiyorum. Ne zaman yetiyor limit? Ölçtür gel bakayım sen. Yetmiyor yani. Tansiyonunu ölçtür gel bakayım. Ha, geldi 48'lik oldu, tamam iyi. Efendim, ben tank çekecektim. Tamam, 43'te girersin. Zaten bu savaş 43'e kadar uzayacak. İttifakları çok güçlü. Efendim, şunu bir kabul etseniz çok güzel olur. Benim tanklar kaldı biliyorsunuz. Bomber'da basar mısın? İşim var şu an. Kanada yollardan önce girmem gerekiyor yani. Doğru kıyasın. Ama sen basabiliyorsan bas. Dur, benim de şu Afrika var. Afrika'yı bir an önce bunlardan önce sekürleyeyim ki Afrika'da acı çeksinler. Bilmiyorum, şu an için hazırlıksızlardı. Casablanca'yı aldım ben. Efendim, en yakın zamanda fikrine katılacağım. Çok güzel olur. Alman'la sınırım var. İyi bir sınırım var. Tamam. Yarılacak bir sınır. Uçak koymamı istediğiniz bir yer var mı? Şu bomberı tasarlayabilirsen çok şahane olur. Uzun savaş olacak. Bomberı yorar onları. Tamam. Bizim 33 bin uçağımız var şu an yerde. İstediğiniz yere gidebiliriz. Evet. Ha sen Stalin de burada. Harika. Merhabalar. Efendim, Granada'yı size hediye ediyoruz. Granada? Ha evet. Dur. Yani. Şu an savaş cephesi orası, yapamazsın. Ya da bayağı şey yaptık yani. Cebelleştik. Burayı sizin için koparabildik. Savaş cephesi değil efendim burası. Yani bizim toprağımız size vermek istiyoruz. Ben evet. İstediğim toprağımı istediğime veririm kardeşim. Kimse de bir şey diyemez. Savaşmıyor benimle. Sizinle de savaş. Askerinizi geçirin, öyle versin. Daha doğru olur. Tamam, bir saniye bakacağım. Allah, uçağı tasarlıyordum. Pakistan gibi. Efendim, siz savaşa girdiyseniz Ruslarla birlikte biz de Balkanlardan girip... Giremezsin, puan yetmez. Efendim, biz girersek siz giremiyorsunuz. Ben Yunanistan'a gireceğim. Ha, Yunan'a girin. Yunan'a girebilirsin. Almanya bu arada tamamen kabuğuna çekildi. Ya girmemizi istediğiniz an, siz çıkarmaya hazırladığınız an o savaşa gireceğiz. Çıkarmaya bakacağım şimdi bir. Tamamen hava üslerini bir ayarlayayım. Alman filosu eriyor bu arada. 500 gemileri evet. Vardı, 449 kadar. Ya şu an ya benden ya senden hamile bekliyorlar. Çıkarma limitimiz ne durumda? Bu arada alüminyumları var bence. Bu savaşa girelim petrolleri yokken. Petrolleri ne durumda? Petrolleri yani çekiyorlar. Bakamaz, Arabistan. Bakamazlar. Arabistan'dan. Bu Java mıydı neydi? Java'yı korlayalım ya. 45 milyon. Efendim ya. Oradan bize toprak düşmez mi ya? Biraz teker toprağı. Rabur çok harika olur biliyor musun? Düşmez mi? Ben hala daha dışarıya satıyorum, alabilirsin. Sulaves ya, ama bu çok acıdı kaptarısın siz ya. Çıkarma nereye? Görmüyorum. Karabinsi'yi mi? Filolar dayak yiyor olabilir bir tık. Savaşa girdiğimiz anda bir total geçelim ya, vallahi öldük. Total geçsek bile düzelmiyormuş Allah'ım. Almanya'nın petrolü 1 ila 3 milyon arası, çok dayanmaz onların hava filosu. Bu baraj aşağı attı bunlar. Zaten havaları yok. Bizim onlardan 3 kat daha fazla havamız var. Sadece biz Sovyet olarak. Yapan şunu kabul eder misin? Depoda da 15K fighter var. Buongiorno. Roma'nın yarısına kadar. Kadar mı peki, yoksa kadar mı? Evet ya da hayır demen yeterli. Hayır. Ne korkak çıktı bu Almanlar ya. Birazdan onları öne Motherland'dan bana asker takviyesi atabileceksin mi? Hayır. Niye oğlum, Motherland'i mi zorluyorlar? Yok. Yani yollarım ya, division, ama çok gereksiz konuda kaybettim. 10 bit yap, 10 bit yap, şey yap. Ha? 10 bit yap, gerekirse gönder. Bir de bana deniz üstünlüğü lazım şu iber çıkarması için. Halledilir, o kolay. Fighter isteyen varsa üretim bağlayabiliriz. Bir dakika ya, burada biz üretiyoruz yine. Kanada'nın o tarafında niye Alman torpağı var? Japonlara niye trade yapamıyoruz? Japon aç artık şunu ya. Kabul ettim ama ben. Cadiz'e çıktım bu arada. Sen doktorun gittin mi? Havalan aldıkça uçak indirir yani, tamam mı? Mikro ederim bizi. İlerle. İtalya ile savaşa girdiniz mi? Evet. Beni de kollasanız, alayım şuradan. Somali'den alayım onu. Kadınlara asker alıyorum. Bulgaristan. Kevin'le girdiğin anda air vereceğim. 250 kesiyor benden, oha! 250 kesiyor. Evet, Alman'ın 45.000 uçağı varmış. Hemen düşelim daha fazla. Benden 250 kesiyor. Günde 100 uçak kaybediyor bize karşı. Bizim uçak iyi oldu ya.
İtiyorum ben İspanya'da bu arada. Eğir verdim. Daha da fazla verebilirsin. Veriyorum zaten bütün aldığım şu an bayağı dümdüz ediyorum ben bunu burada. Hiçbir şey yapamıyor. Ya kaçacak ya burada ölecek. Günde 120 uçak kaybediyor, 270 kesiyor. Onları çekeceğim. Ya ben mutlak gücümü burada konuşturuyorum. Çıkamıyor da, havalimanları da geliyor. Biz şimdi gireceğiz. Şu havalimanları dikildiğim savaştayız. Ne kadar ayırmıştır acaba burada? Resili kadar ayırsın zaten bizden daha fazla uçağı olamaz. Ya uçağı bende bile alamıyor siz düşünün. Ki bende ölüyor. Kesleri bir tık öne çekebilirsin. İlerlediğimiz yere ben havalimanı basıyorum orada, spamlıyorum. O zaman fighterları bir geri havalimanı çekiyorum, uçakları bir ileri koyuyorum. Aynen öyle. Bayağı bir öldü bu arada burada ya. 120-130 kaybediyor Gündar. Radar dikiyorum. Ben Afrika'dan yakışacak ya da vuracak ama daha fazla ilerleyemiyorum buraya. Asker lazım işte, o 48'i istedi mesela. Alt yapayım, duruyorum artık. Yollayamıyorum. Yollayabilsem yollarım zaten. Nereye asker lazım? Götüreyim ver. Ya. Ben çıkıyorum. Emir versene işte, ben de veriyorum. İber'de daha fazla ilerlemiyorum ben. Motor geldi. Motor geldi. Motor geldi. Uçağa sadece engine verip şey yapmam lazım. Evet, hallederim bu. İki seviye mi veriyoruz motoru? Hayır. Tamam. Sen bana bırak, Boş ver, şu an acele ediyorum. Bizi savaşa kollayın, giriyoruz. Gaza bilenler, şuradaki askerleri bir çekersiniz. Hazırız değil mi? Herhangi bir eksiğimiz yok. Var mı senin burada orada? Geliyor şu an. Gelsin ondan sonra çekeyim. Kaza Blanca çok ciddi bir üstünlüğü için. Vayne'i çok fazla açtım. Çok fazla öne gittim. O yüzden biraz bekleyeceğim. Siz tarafsız mı kalacağız zaten? Tarafsız kalmayacağız. Biz de gireceğiz Balkanlardan. Siz de gelin. Hazırsınız değil mi Sayın Türk? Evet. Hazırız. Tamamdır. Bilmiyorum, biz tek başımıza gittik. Bence girmeyin. Ya ben Perslere bir şey bence diyeyim. Girmeyin. Yani şu an keyifli. En azından Alman iki cephede, iki majörle savaşıyor. Bırakın. Ya, üç majörle Japon'da sayarsın. Biz Yunan'ı ve Karpaç istiyoruz. Tamam, biz savaştan sonra geliyor. Size veririz gerekirse. Ama şu an girmeyin. Karpaç sizde savaşmıyor ki. Bu arada şöyle bir durum var. Alman donanması Akdeniz'de hapis kalacak. Bizde 500 kesiyor. Bende de çok kesiyor. 500 kesmiyor. Ne? Ben 200 kesle çıktım ana karasına. Ben Almanya öldü diye yorumladım ama. Evet. Valla benden bu çıkarmayı yememesi gerekiyordu rahat bir şekilde. Bize atar gider yaptıktan sonra Almanya'nın halleri. Kesi Lisbon tarafına yoğunlaştırır mısın? Oradan bir operasyon yapacağım. İstediğiniz yer uçak varsa bu arada çekeriz. Bombra falan gerek yok. Bana operasyon için şey verir misin? Kes verir misin bu tarafa? Verdim zaten. Hayır, Lisbon. Onlarla bir hedefim var, onu yapıyorum. Tamam, ama Lisbon. Paketi bitirelim hızlıca. Bizim evimiz 1700 savunuyor. Hard vuruyor yani, normal savunurken. Tamam, Afrika'ya bana bırakabilirsiniz. Ben o ikinci ofansife geçeceğim eğer kes vereceksen arkama. Bulgaristan, Karpatçay'a ve Yunanistan demand atar mısın? Yunanistan demand atmama gerek yok ya zaten. Tamam, Karpatçay'a demand at o zaman. Atayım. Aşağıda ofansif. Arabı yiyeceğim. Kesimiz tamam, yok. Tamam, buradan bir gidebilir mi? Müşkül durumdayım şu an. Şey, şu aşağıda bayağı bir uçak şeyini vermemiz lazım. Oraya yeterli kadar... Evet, faction olarak biz gidelim ya. Hadi gidelim. Oraya havayı bir yeşillesene, şu tanklarını bir alayım. Buradan bir ufak denedi. Yukarıdan da bir ufak deneyecek. Burada bayağı fazlalar. Yeşil. Tamam, çok güzel. Yeşil verdin, sahnede biter işin. Verdim. 110 kaybediyor günde, 111 kaybediyoruz. Tamam. Hiç dayanamaz. Tarafta da yeşil yap. Şuradan geldiği gibi itelim. Loyustin'i de bombalıyorum. Şeyden, Fransa'dan gelen. Bombardımanla. Havaalanlarını da vuruyorum arkada. Hatta dur, şöyle bir şey yapayım. Yes. Tank vurduğu sahnede öldürüyoruz Kesle. Ama işte lojistik çok büyük sıkıntı. Tanklarımızda lojistik yok ya. Ben de ona vuracağım, lojistikte artık yeter. Bak şurası boş kalmış. Burası. Dur, oraya asker çekiyorum şimdi, 48 division. Bir dakika, şimdi ortadan bir ufak saldırıya geçtim. Ya şu İber'de tutamıyoruz. Çok az askerimiz var ve lojistik berbat halde burada. O havalimanını aldı, overstack olmayalım. Alabildim ya da bilmiyorum. Bakayım. Overstack olduğumuz için hiçbir yer yok. Okey, hava sende. Ben geri iterim bunları. 125'i 10 kaybediyor şu an. Bu eğri karşılayamaz. Petrolü de karşılayamaz. Bakayım, bitmek üzere petrolü. Ofansife hazırlanalım.
Great ofansif gelecek zaten. Anakara'dan bayağı bir şey, Anakara demişim, Afrika'dan bayağı bir asker çektim. Line atak verdi. Bu ne biliyor musun? Benim petrolüm bitti. Kudurdum. Ölüme gidiyorum demek bu. Tanklar ölüyor ya. Bizim buraya hiç konvoy gelmiyor bu arada. Hallediyorum abi. Hiç gelmiyor yani. Ölüyoruz. Yok, şeyi değiştirmiş de, rotayı değiştirmiş de o. Buraya gelirse kazanacağım. Cephe bitecek. 112 tane daha getirelim. Madrid'i bu arada gelecek. Aldım. Okay, 112 tane daha destroyer getirelim. Selamun aleyküm. Evet. Bizimkiler öldü galiba. Bir gitmeden bari bir donanma savaşı atalım. Japon'la attık, sizle de atalım. Ya donanma yarışına girmek istemiyorum. Yok ya, zaten öldüler yani adamlar. Bizim donanmayı savaşla dayak edeceğiz. Yani zaten. Berlin tarafından itilip bu tarafta niye bu kadar defansif kaldılar onu da anlamadım. Burada ya yani pek mecelleri yok. Bir tane bile, hayır bir tane bile askeri yok muydu Doğu cephesinde de hepsini İberya'ya yığmış peki? Efendim, pek mecelleri yok. Bizde bu arada Alman Doğu'da 3 milyon ordu kaybetti. Ama yani onun ordusu nerede yani? Hiç mi yok lan Doğu'da askeri? Ben de şimdi supply'ı düzelttim, büyük ofansife kalkacaktım. Kalk. Bizde de aynı şekilde. Daha şimdi çekilmeye karar verdi, onu da çekilemeyecek. Berlin'e girdik. Bize ne kadar kaybetti? 2.5 Sovyet'i, 1.6 bize. Tarihsel gidiyoruz lan. Eğer ki KS %100 sizdeyse... şey vermek çok mantıklı bu arada, ofansif. Komutanlara birazcık ne diyeyim size. Git vur demen gerekiyor yani. Çünkü lojistikten dolayı vurmuyor piyade ama hava sende olduğu vakit. Bir sıkıntı lojistikten yanaydı, onu da umursamamak için böyle bir şey yaptık. Sovyet tarafına gelen şeyi yani şu garnizonları bile çekmedi, evet. Hali kalmamış herhalde. Çok yere kesildi. Normalde hani bu kadar yenmesi bayağı kötü sonuçlar ulaşabiliyor şu anda gördüğünüz gibi. Aslında piyademiz kesmiyor, tamamen şey kesiyor, kes kesiyor ya da tankımız da çok güçlü değil. Ama yere öyle bir kesiyor ki, yani 150 kes bile çokken Doğu gibi bir cephede muhtemelen böyle bir 600-700 kes demiştir. Hava bu yüzden çok önemli. Evet, bize kalmadı yani. Biz İberya'da takılıyorduk mutlu ama bize kalmadı o iş. Biz de güzel çıktık ama. Bu taraftaki hiçbir şey de zaten kapitül olmak üzere ya. Bize kalmadı dediğim gibi. Batı'yı korlamış ama Batı'ya da geliyor Sovyet. Tüm garnizon ordularını çekse bile dayanamaz galiba. Yok, Sovyet'e de asker tutuyordu. Sovyet bizim buraya çıktığımız gibi yüksek kes atakla paketi almış. 3 milyon asker kaybetmişti o da. Az değil. 3 milyon az ne? 3 milyon ordu ne demek? 5-24'lükten 2 taneye yakın mı? 1.5. Yani bir 150 division falan kaybetmiştir orada en az. Ne kadar manpower koyduğuna tabi bağlı da ortalama bir rakam söylüyorum ben. Sovyet daha iyi gelir çünkü bak ben burada hala da bu kadar lojistik varken konvoy raiding yiyorum. Ve bunlar da bayağı donanmaya inananlardı. İtalya donanmaya inanıyordu. Alman'ın da submarine sayısı fena değildi. Sadece tankının benim tankımdan daha güçlü olmasını beklerdim. Değilmiş. Eşitmiş. İkimiz de neredeyse eşit ordu çekmiş burada. Doğuya da bana da. Belki direkt biz buraya çıkmasak tanklarıyla Doğu'da biraz daha bir şey yapabilirdi ama elinden de bir şey geldi, çok bir şey gelmezdi. Bu İngiliz anakarasını mı korladı? Vallahi korlamış ha. Harbi İngiliz anakarasını korlamış. Düşmeyecek mi acaba? Şey, düşer mi? Fransa'yı korlamadıysa düşer bu arada. Sinan ama ters. Collaboration'a düşer aslında ya. Yok yok, İngiliz anakarasına çıkacağım şimdi, düşecek. İngiliz anakarasına bile kalmayabilir. Kalmayabilir çünkü çok kötü. %99. Yok, birisi de düşüyor. Birisi de korlamış. Düştü. İtalya zaten düştü. Of. Savaş biter. Yo, güzel. İtalya majörmüş. Alman düştü ama. Şu andan itibaren düştü. Birisi çok büyük bir turu koydu. Kalmazdı oraya. Sovyet'in 67K, bizim 30K uçağımız vardı. Düşmediklerimizi de hesaba katarsak hadi 40K diyelim. 100K'lık bir hava filosuyla uğraştı. Ve havaya yeterli önemi de veremedi. Japon, yani Japon'u saymıyorum çünkü Japon buraya çok gelemedi. İtalya'nın üzerine oynadı. İtalya'yla da kıyaslamıyorum zaten. Alman'da kıyasladım. Heavy Fighter bastım ben ya. İtalya'da düşüyor. Alman'ın hatası neydi? Uçağı iyi basamadı. Uçağı çok daha iyi basardı ve Sovyet'e çok geç girdi. Çok fazla geç girdi. Yani girmedi ki hatta, Sovyet ona girdi yani. 42'de hala da cephede en ufak askeri bile yoktu. Bitti savaş. Bitti, evet.
Yere kaç kesleme çiğdi? 607 mi senin orada? Benim burada 780 vurduk. 2000 kesle burada 300 kes şey demeçledi ki sadece amfibik operasyonda. Benim şu Yugoslavya'nın yan yanağını biz alabilir miyiz ya? Türklere de saldırmak gibi bir niyetim yok. Sovyetlerle savaşacak. Aa, lütfen tamam. Ama Sovyetlere girerseniz gelirim. Yok, efendim, ya Sovyetlerle de çok. Savaşacak şeyim yok. Stalin'e Türk diyorlar. Uğraşacak vaktim yok. Doğrudur, ben Türk'üm. Stalin Türk, gördünüz? Adam imara geldi. Sizin haberiniz yok tabi. Ben Atatürk'e 100 bin uşak kollamak istiyorum donate olarak. Abi North donate Amerika mi? Kurayım ya, doğru dedin onu. Bizim ufak bir İran seferimiz var. Ben bir şey soracaktım. Günde kaç uşak üretiyorsunuz? Biz mi? Sayın Amerika. Allah'ım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dayını kuruyorum. 37 small airframe, 150 fabrikayla da artan üretimle beraber ortalama 7 bomber falan üretecektik. 7 kez üretiyoruz bir de günde. Ama diyorum ki kızılları da boyamayalım mı maviye? Kızılları maviye boyayalım. Zor. O iş zor. Zaten sonra zor. Stalin. Buyurun. Özüne dön. Özümdeyim, sen dönmüş birisin. Kaygılan ve ne? Yalnız, ne dedi? Şey biraz ağır olmuş olabilir. Ne dedi, anlamadım. Alüminyum, anlamadığım için cevap veremiyorum. Alüminyum sayına bakıyorum da sen... Ya bize bastık 2000 biz. Alüminyum yetmiyor ya. Bize de 1400 yetmiyor yani. Ya Türkiye, ben sana bir bomber koyan mı ya? Goma. Hadi be Hamidimiz. Goma. Bir şey diyeceğim. Hayır hayır. Türkiye erirsen Sovyet'e koy. Erirsen koy. Sovyet'te havayı alamam bu arada. Erirsen kimse koy. Alamaz. Yani herkes birleşse alamaz. Sovyet'ten alamam. Ya bilmiyorum. Belki Fransız region'ında alırım. O da defanstan dolayı. Kanka ne kadar bomberim var? Ya sizin Sovyet'le bir savaşınız patladı efendim. Şimdi direnmenin de bekle alemi yok ya, şimdi yani. Ya itilsek bile anakaradan. Yıl 44 de. Yani daha var. Yıl 44 daha bundan gayrı yani. Ne olacak? Üretimini attırsak bile anakaradan sonrası bilmiyorum ne kadar gelir. Hiç havalimanı basmamış garip. Biz de döşüyoruz şu an. Uçak yoktu ki basayım. Hiç basmamış ya. Kıyamam ya. Çok kötü şeylere maruz kalmış bu çocuk ya. Demebileri aynı komutanı da birleştirelim, aynı tak verelim bakalım. İngiliz'in uçağı yoktu ki. Yani koyacak uçak olsa basmasa mı neyse. Port bastım yerine, bir işe yaramadı. Ben Stalin'de cepheyi sürüyorum. Orada bir savaşsın bakalım. Fransa'da bir acı çeksin gelsin. Amacım ulaştım. Rahatça ölebilirim efendim. Amerikalılar bundan sonra yalnızdır. Tüm Türkler özgür. Yalnız bir iki tanesi eksik kaldı gibi ya. Şu adamlar Türk değil mi? Çeçenistan yok ya. Çeçenler Türk değil ki. Müslüman onlar sadece. Şimdi o da Müslüman birliği. Yok ya, her Müslüman Türk değildir. O da Müslüman birliği kontenjanından geliyor. Öyle bir şey yok. Arap da girmiş bize. Sadabat Paktı'ndaymış. Tüh. O ne lan? Ya, bir ayağım hala da savaşa girerim de mi yani? Onu mu demek istiyorsun? Yani bilmiyorum, olabilir de. Anam ben buna giremem ki. Benim Justify'm 2000 gün. Bizim atom mu atacaksın lan? Ayıp lan. Hiç utanman yok senin. Buff geldi değil mi? Hayır biz yarım saattir research atmıyoruz. Ayıp lan. Ne atom kardeş? Atom atma. Geliyor mu? Atom atmazsın değil mi? Kardeş. Ya bize rastlık toprağı verilir mi ya? Vallahi ben verirsem ben üretemem bu sefer. Bir tane bile veremem. Boğuk savaş başlamadan bitiyor. Dur elektronik konsern de alırsa %10 da oradan geliyor. Ya Almanya'ya dikiyorum da ben bu atomları, sıkıntı olmaz değil mi ya? Bir ufak karşı atağa bakıyor. Çok komik olur. Sizin bilim adamları ya. Böyle gel bizim için çalışıyorsun artık deyip atomları alsak bayağı komik olurdu. Yine iyi lan, hava yeşil lan. 43.000 kalkıyor ama. Bir de atak production farkı da var, bizimki çok ucuz. Benimki çok pahalı ama ucuz atabilirdim işte. Ama sende de yani Sovyet Air devaflarını saydırtma. Bir tane bile yok bende. Zaten onu bilerek basıyoruz. Uçakları ona göre. Devam etsene. Benim uçak tükenecek. Seninki de tükenir bir süre sonra galiba. Yo, bizim hiçbir zaman tükenmez. Günlük 500 üretiyor mu lan? Günde biz üretiyoruz. 500 uçak. Bırak. 250 üretiyoruz şu an. Vur bakayım bir line atak hadi. Yardık bu arada. Yardınız mı? Nasıl yardınız? Evet, bir yerden yarıldı az önce. Yok, hani. Toprak. Yere kesi ben vuruyorum bu arada. Kale isteyen yarıldı. Dunkirk'ten de gitti. Bir de kontrol edebilsin. Kale iste gitti. Göremiyorum. Elleyemiyorum. Tanklar ya, hava sarılandı bu arada. Havalimanları overstack mi oldu? Olabilir. Evet, Kaleis'teki liman gitti muhtemelen. Ya, o da liman. Ya bizim karşımızda piyade olsa bu arada hiçbir zaman itemeyiz. Olabilir. Tank'tan dolayı itti. Counter attack da atabilirdim. Yere kes yemiyorsun da heavy güçlü. Bu arazide güçlü. Bir
Bilmiyorum, bence piyade editerdi. Piyade çok nerflü. Bizim piyade her şey var bizim benim piyade. Benim tankine senin tankı olarak deliyor lan. Sen benim tankı delemiyorsun. Nasıl lan? Sen nasıl bir tank yaptın acaba? Rommel tankı kurcalama. Kildeler ya. Overstack gerçekten oldum nefret ya. Ediyorum Rommel burada tank dizaynından. Yok, tankım kazanıyor da işte şey, ne derler ona? Mikrolayamıyorum cepheyi ya. En azından line atana düşmedik. Elinden girmen gereken yerler var. Ama ben kontrol edemiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Hava düşündüğüm kadar kötü gitmedi bu arada. Ben 1000'e falan bir şey bekliyordum sayıda yani. Bir hava sarı. Bir de dur bakayım, şöyle bir bomberlara şöyle bir şey yaptırsam acaba ne olur? Sen 3 gün geriden geliyorsun. 3 gün mü? Paket yedin mi lan? Yok. Paris'teler şu an. Paris'te değiller lan, o kadar da değil. Paris'teler mi? Evet. Ciddi misin? Paris'teler mi? Var ya, kes çok güzel boşaltıyor sizin heavy'lerin işini. Çok damage yiyor. Çok damage yiyor. Hiçbir şey kontrol edemiyorum. Hiçbir şey kontrol edemiyorum hem de. Orada ama vuramıyorum, çok saçma. Demiştim işte, Sovyet'e savaşmak bir yerden sonra Sovyet'in kazanacağı bir savaş oluyor. Ya bu New England ordu düşüyormuş, ben debuff yemişim ya. Diyor mu yedin lan? Yiyor. Yeriz. Yiyor çok ne? Kesiyor. Havalimanımız yok yani, bombalandığı için şu an. Ha, bombaladın mı havalimanını? Evet, bizim Hollanda'da. Durdurabiliyor musun? Yani bombalanıyor. Şu an atom dikiyoruz, o yüzden durdurmaya çalışmıyoruz. Birazdan New York'ta siren sesleri çalıyor. New York atamaz. Öyle bir range yok Amerika'da. New York'a bomba yiyince gelen pişmanlık hissi. Birikse kadar geriledik mi lan? Evet. Yani şu an mesela an yaralıymış gerçekten herhalde. Yaralı olmasa şu paketi atacaktı ama attık mı? Niye yaralandın lan? Ama çok adaletsiz, sen arkayı bombalamışsın. Ayıp değil mi? Siz bombalarını bombalıyorsunuz diye. Ayıp lan, ben kefimle bir ufak rejini bombaladım. 3 havalimanı var de burada. Lan bırak. Ya bombalayacaksak biz de bombalayalım kardeşim. Bu böyle devam eder ama. Benim üretimime ne kadar zarar geldi? Ne kadar uçak açıktayım? Yok lan, uçakta açıkta değilmişim ben. Allah Allah. Atma lan atom bombası. Hiç komik değil. Hiç komik değil. Stop. Stop the war. Oğlum hiç kontrol edemiyorum ya. Hiç yani. Ama bomberimiz sağlammış Rommel, kabul et. Güzel. Takas kazanıyor lan. Takas kazanıyor. Evet, takas kazanıyor. Sevdim. Sevdim ben bu büyük balık. Kalkan uçakları vurduğu için. Bayağı takas kazanıyor. Du. Her yer bombalanmış. Biz tamir etmediğimiz için. Senin petrol bitti mi lan? Hayır. 1 gram biraz almadım. Enteresan. Ne kadar harcıyor günde? Army 100k, hava 125k, navy 35k. Navy'nin harcamasını biraz kısın. Bu arada sizin tankların içi dolmuyor. Evet, dolmuyor. Yeteri çünkü lojistik reinforce bombalanıyor. Reinforce, yo, lojistik bombalamadı. Hiç bombalamadı. Bombalanıyor şu an bizim kırılmış şeyler. Yok, heavy tankımız kalmamış. Stockpile'da. Yo, var. Aa, harbi kalmamış. Ne diyorsun ya? Öyle mi? Öyle mi olmuş? Evet. Allah Allah. O sırada cebimizdeki diğer ülkelerden kalma büyücü bu tanklar, merhabalar. Çok heavy var burada ve çoğu eğitimsiz silçinler. Ama var ki, bunları sildirmeme gerek yok ama hadi şöyle yapalım. Ama takası bombaladıktan sonra çok güzel kazanıyor Amerika'ya. Lan sen Londra'dan kaldırıyorsun köpek.
Yer yok başka, yoksa ben aramızda... niye kaldırmıyorum Londra'da? Tam çektim. Ayıp denen bir şey var ya. Benim bu arada stockpile azalıyor. Üretimi verirsem bu arada hala üretirim. Ya şu motoru artık eşeklik yapmayıp da değiştirirsem. Ya gerçi production bozulacak. Production bozulacak motoru değiştirirsen. O kadar bozulmuyor. Bomber bombalamanın etkisi ne oldu peki? Ne kadar uçak debuff'a giriyor senin? Çok. %24'ü sadece fight'a giriyor uçakların. 22.000'i var. Yani çok felaket oluyor ya. Sadece 3.000-4.000 tanesi fight'a giriyor bizim şu an. Gerçekten çok felaket oldu Amerikan. Ki bu arada hava vermeden bombaladım lan ben onu. Bir de cila gibi böyle oradan oraya gönderiyor ya, çok keyifli oluyor. Zaten hiçbirinden şu an uçak kalkmıyor. Bir tanesi değil abi. Mi? Tamamen savunmasız bırakıyor evet. Seni. Çok şu an kötü bir şey yok yani. Bundan daha lanet bir şey yok. Çok kötü bir şey. Ah düştü. Ne düştü lan? Atom mu? Atmayın lan. Atmayın Bulgar. Hamidi miyiz? Atom geldi zaten de. Ha İskandinavya diyor. Ben crash yedim lan. Ben crash yedim. Benim gitti crash oyun. Crash mi yedin? Bilmiyorum yani şu an annex ekranda kaldım. Ya geçten geç geliyorsun da onunla. Ha. Ne durumdasınız kardeşim? Girdiniz mi Paris'e ya? Paris'te çay içiyorlar. Yok, bir başlatsana bir şey yaptım ben bakalım bitirebilecek. Crash'i yedim bu arada. Evet bitirelim artık. Çok uzun bile oldu. Görüşmek üzere.